Olay Sağlık programından mutlu günler sevgili izleyiciler. Haftanın ikinci gününde yeni bir programla daha karşınızdayız. Hipertansiyonu halk arasında bilinen adıyla yüksek tansiyonu tüm yönleriyle ele alacağız. Bugün Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mahmut Yavuz bizimle. Hocam hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk. Evet hocam, dünyada ve Türkiye'de hasta sayısı giderek arttığı söylenen bir hastalıktan bahsediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişinin hipertansiyon hastası olduğu belirtiliyor. Yani her 4 kişiden birine tekabül ediyor bu rakam. Peki rakamlar bu kadar ciddiyken biz hastalığı ne kadar tanıyoruz, ne kadar biliyoruz, ne kadar ciddiye alıyoruz? Hepsini konuşacağız, sizinle detaylıca ele almaya çalışacağız ama tabii ki az önce de belirttim. Öncelikle tanımamız, bilmemiz gerekiyor hastalığı. Tansiyon nedir diyelim, sonrasında da hipertansiyon nedir sorusuyla devam edelim. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Seyircilerimize de sağlıklı günler diliyorum. Evet, dediğiniz gibi tansiyon aslında bir hastalık değil, bir toplumsal sağlık sorunu deseniz yanlış ifade etmemiş oluruz. Çünkü tansiyon hem Türkiye'de hem de tüm dünyada tüm toplumun %32'sinde gözüken, eğer 50 yaş grubunu baz alırsanız bu oranın %50'ye çıktığını, yani iki kişinin birinin tansiyon hastası olduğunu. Eğer ömrümüz var da 70 yaş grubuna ulaşırsak, 70 yaş grubundaki kişilerin 3'te 2'sinin tansiyon hastası olduğunu biliyoruz. Gerçekten toplumda en sık gözüken hastalık. Nedir tanımı derseniz, önce bir tansiyonun tanımını yapmak lazım. Tansiyon, kalbimizin bir defada attığı kardiyak debi dediğimiz 70 cc'lik atıştaki volümün damar duvarındaki yaptığı etkidir. Dolayısıyla tansiyonu volüm artı direnç belirliyor. Bunun da uluslararası yapılan çalışmalarda kişisel değerler hariç tutulmak üzere ortalama 12-80 veya 120'ye 80 milimetre civa olursa buna normal diyoruz. 140'a 90 milimetrenin üstüne çıkarsa buna hipertansiyon diyoruz. Bu ikisinin arasındaki olan kısmada son yıllarda yüksek normal veya sınırda, eski adıyla borderline hipertansiyon diyoruz. Yani kısaca tansiyon normal değerlerin üstüne çıkması, bugün kabul edilen değerlerle de 140-90 milimetre civanın üzerinde tespit edilmesi o hastaya hipertansiyon tanısını koyduruyor. Evet, program öncesinde biz sizinle konuşurken ben size dedim ki hocam yaklaşık 20 milyon hasta varmış bu konuda. Siz dediniz ki hayır, aslında daha fazla. Her zaman konuştuğumuz bir konu, insanlar hastalıkların tedavisi noktasında, Türkiye'de özellikle ülkemiz için konuşacak olursak, tedavisi noktasında bir hekime başvurmaktan neden çekiniyorlar? Hani son raddeye kadar gelmesini bekliyoruz, biz böyle yatak döşek yatalım istiyoruz. Neden böyleyiz toplum olarak? Bu konuda sadece biz kendimizi, hani Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak suçlamayalım. Bu konuda sağlıkta geri dönüşlerin daha sıkı ve kontrol edildiği ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Çünkü sağlıktaki finansın %50'si özel sağlık kuruluşlarında ve özel sağlık sigortaları tarafından finanse edildiği için. Orada 1976'da bu konuda bir çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı bunun içerisine dahil oldu, FDA bunun içerisine dahil oldu, özel sağlık sigortaları dahil oldu. Onlarda bile 76'dan bugüne kadar bu çalışma devam etti. Burada bilinirlik, yani farkındalık, ilaç kullanma ve kullanılan ilaçlarla hedefe varma konusunda büyük bir gayret gösterdiler. Basın, yayın, televizyon, her alanda. Bugün geldikleri yer hala %70'lerde bilinirlik var Amerika'da. Ve bunların içerisinden 56 ile 60 arası ilaç kullanan var. Gerçekten ilaç kullanıp da hedef değere ulaşan %45'lere ancak ulaştılar. Biz de buna benzer Türkiye Nefroloji Derneği Kardiyoloji ve Hipertansiyon Grubu olarak çalışma yaptık 2003'te ve 2012'de 10 yıl arayla. Biz de şu anda Türkiye'de farkında olan, hastalığını bilen sayıyı yaklaşık 70 bandına getirdik. Evet. Tedavi olanları 50-54 bandına getirdik. İdeal tedavi, yani o 120'ye 80 ortalamasına getirebildiğimiz hasta sayısı da yaklaşık %45'lere getirdik. Tabii rakamlar daha, evet, bu kadar ciddiyken hocam mutlaka ki farkındalık oluşturmak çok önemli. İnsanların bu konuda bilinçli olmalarını sağlamak çok önemli. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Sizi tabii ki sık sık ağırlamak isteriz bu noktada. Çünkü çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Yıllardır bu işin içerisinde olan bir isim olarak mutlaka ki vereceğiniz bilgiler çok değerli. Şimdi
farkındalık oluşturmak önemli, bilinçli olmak çok önemli. Bilinçlendirelim o zaman ve farkındalık oluşmasını sağlayalım. Tanı nasıl konuyor bu hastalıkta? Şimdi bu farkındalık, bilinirlik, ilaç kullanım ve kullanılan ilacın da istenilen düzeyde gitmesi için söylediğiniz gibi siz bir sivil toplum örgütü gibi çalışarak biz öğrencilerimize hipertansiyonu 2 ve 3 sene boyunca anlatarak bu işin iyice akıllarında kalmasını sağlayarak toplumdaki bu ortalama değerleri yukarıya çekmemiz lazım. Şimdi tansiyon farkında olmamasının birkaç nedenini sayabiliriz en basitinden. Şikayet yapmayabilir bazı insanlarda. Yakınması olmaz. Hani baş ağrısı, ens ağrısı, tepede yanma belki az sonra yeri geldiğinde geçecek hangi bulgularla tanı konulur. Bu yüzden fark edilmeyen olabilir. Türk toplumu birazcık vurdum duymaz. Hastalığın ortaya çıkışının endişe ve korkusunu taşıyarak gitmeyebilir. Çünkü ailede tansiyon hastası varsa anne, baba, amca, dayı, hala, teyze gibi 3. 4. kuşakta sizde de tansiyon olma ihtimali çok güçlüdür. Bir kaçış mekanizmasını, bana bir şey olmaz, biraz vurdum duymaz tavrımız vardır. Ama hocam burada hastalığın ortaya çıkışının korkusu, endişesi aslında belki de daha büyük hastalıkların habercisi olabilir değil mi? Sonrası için daha fazla endişelenmek gerekmez mi peki? Tam da söylediğiniz gibi biz tansiyonun gürültülü ortaya çıkanını severiz. Yani hasta da şikayet yapsın, baş ağrısı yapsın, ens ağrısı yapsın, çarpıntı yapsın, yüzünde kızarıklık yapsın ki hasta anormal bir şeyin olduğunu fark etsin. Ya kendisi, ya bir aile hekimine, ya bir doktora danışma ihtiyacı hissetsin. Zaten sessiz tansiyon dediğimiz tansiyon aslında sinsi tansiyondur. Geçmişi uzundur, vücut onu tanımlamış ve yeni haliyle tanımladığı için de hastada bulgu vermeyen, İşte o tip hastalarda tansiyonun ortaya çıkışı çok daha ağır yan etkiler, komplikasyon dediğimiz işte beyin kanaması, kalp krizi gibi sonuçlarla ortaya çıkıyor. İşte o ufak tefek belirtilerin ne olduğunu anlatabilirsek bu programlarda o farkındalığın yaratılmasına zannediyorum bir katkı sağlarız diye düşünüyorum. Evet, neler hocam belirtiler o zaman? Biz hangi belirtilere ulaştığımızda, çünkü hani evde yapacağımız ölçümlerle de zannediyorum ki biz o belirtileri tespit edebiliriz ya da yaşadığımız bazı işte yaşam fonksiyonlarının azalması gibi etkilerle de fark edebileceğimiz bir hastalık bu. Neler o belirtiler? Bizi hekime yönlendirmesi gerekli olan belirtiler. Çok kolay olan ama vatandaş tarafından belki algılanması biraz geç olan konu bu konu. En sık yani çok multi organ bulgularıyla gelebilir. Yani çoklu bulgularla gelebilir ama en çok karşılaştığımız ensede ağrı veya ağırlık hissi. Bu çok önemli. Yani ensem böyle bir ağrı veya ağırlık, yani klasik bir ağrıdan farklı. 2 tepede yanma. 3 ateş basması. Hasta yanıyorum, her tarafım ateş bastı. Dereceyi koyarsanız 36,5'tür. Gözlerde sinek uçuşması, karartı, kör nokta, bulanık görme, kanlanma gibi. Burun kanamasıyla gelebilir. Çarpıntıyla gelebilir hastalar bize. Sıkıntısı, hani derler ya halk arasında afakanlar bastı, başımı sıkıştırıyorlar hissiyle gelebilir. Bir de çok gizli bir bulgusu, geceleri sık idrara çıkanlarda da tansiyon başlangıcı olabilir. Bu çok dolayısıyla önemli. Bu tip bulguları olan kişilerin hemen hemen şimdi günümüzde artık tansiyon aleti her evde var. Evet. Birkaç defa tansiyon ölçmelerini özellikle şikayet olduğu anla, rahat olduğu anı ölçüp karşılaştırırlarsa o bulguların hani tansiyona mı ait yoksa ateş basması başka nedenlerle de olabilir. Çarpıntı başka nedenlerle de olabilir. Tam olarak soracağım sorulardan bir tanesiydi bu Sayın Yavuz. Şimdi bazı hastalıkların belirtileri bir hekime başvurduğunuzda başka hastalığı ortaya çıkarabiliyor. Tüm bu bahsettiğiniz belirtilerle biz doktora gittiğimizde mutlaka hipertansiyon teşhisi konuyor mu? Yoksa en azından başka hastalığımızı da biz öğrenmiş, ortaya çıkarmış olabiliyor muyuz? Bunu ben tıp fakültesi öğrencilik hayatından çok kısa bir şey söyleyerek gireyim. Biz 3. sınıfta klinik dersleri anlatmaya başlarız. Her bize de anlatıldı tabii ki. Her dersi anlatıp çıktığımızda arkamızdan en az 10-15-20 öğrenci gelir. Bu anlattığınızın hepsi bizde de var hocam diye. İkinci derse başka hoca gider. Başka bir ders anlatır. Onun arkasında da bir 15 kişi vardır. Yani bulgular
birbirine o kadar çok benzeyebilir ki. Maymun hastalıklar diyoruz. Yani birbirini taklit eden hastalıklar. Ama önemli olan söylediğiniz gibi biz burada tansiyon anlatıyoruz ama eğer o bulgularla hasta bir başka hastalığın da ön belirtilerini yakalayabilirsek ve bizde de genel kaide hangi hastalık olursa olsun ne kadar erken evrede yakalanırsa buna tümörler, kanserler bile evet. dahil tedavisinde o kadar başarılı olma şansımız var. Ama bizim açımızdan tansiyona yönelik daha çok başla ilgili, gözle ilgili, yüzde kızarıklık, çarpıntı, sıkıntı hissi gibi, gece idrara çıkma gibi bulgular biraz ön plandadır ama gece idrara çıkmanın ayrı nedenlerini sorsanız ben size 34 tane daha nedenini sayarım. Yani prostatından, şekerine, kalp yetmezliğinden, mesane kapasitesinin azlığına kadar. Ama biz burada hipertansiyonu konuştuğumuz evet. için ama doğru söylüyorsunuz şikayetler ve yakınmalar birbirine benzeyebilir. Tabii ki tüm bu belirtilerle birlikte belki de en önemli altını çizmemiz gereken konu dediniz ki siz az önce işte evlerde artık tansiyon aletleri var. Evlerde olmasa bile sık sık rutin olarak tansiyon ölçümü yaptırmak gerekiyor mu hastalığın tespiti noktasında ve ne zaman yaptırmak gerektiği konusu da önemli hocam. Çünkü yine program öncesinde konuştuk, programda da lütfen ele alalım. İşte kaygı, sıkıntı, üzüntü gibi durumlardan sonra ölçmek tansiyonu bize doğru verileri verir mi, bizi doğru verilere ulaştırır mı? Şimdi gerçekten bir hipertansiyonun başlama fazı labil hipertansiyondur. Oynak dönemdir. Ne demek oynak dönem? Halk arasında bu çok sık kullanılıyor. Benimki strese bağlı, benimki gerginliğe bağlı, benimki şuna bağlı. Aslında hiçbir şeye bağlı değil de siz tansiyona aday hastada strese girerseniz tansiyonunuzu aşikar hale çıkarıyor. Siz tuzu fazla kaçırırsanız aslında tansiyon hasta adayısınız ama tansiyon hasta vasfına dönüyorsunuz. Onun için bütün tansiyonlar labil fazda başlar, daha sonra stabil faza geçer. Yani iniş çıkışlar olur daha sonra. İlk başta ne zaman yakalanır? Yakınmaların olduğu anlarda ölçersek tansiyon yüksek çıkacaktır ama işte rahatladık, gevşedik, sıkıntımızı attık, o dönem rahatlayacaktır. Fakat bu bir süre sonra, bu aylar veya yıllar sonra olabilir. İşte bizim hastayla o uyum süreci, hastanın kurallara uymasıyla bu tansiyonla adaylık dönemini uzatma şansımız var. Yani hastanın ilaca başlama sürecini geciktirme lüksümüz var eğer bunu yapabilirsek. Oynak dönemde şikayetlerin olduğu anda. Ama hasta tansiyon hastası, artık stabil tansiyon hastası ise genellikle bir sabahları bir de akşam eve girdikten sonra bir hafta ölçüyoruz. Bunun aritmetik ortalamasını alıyoruz. Tansiyon tedavisine başladıktan sonra çok sık tansiyon ölçmeyi önermiyoruz. Çünkü bu sefer de hastalar saplantılı, obsesif hale geliyorlar. Evet. Ve sürekli bir tansiyon ölçme psikozu tansiyonlarını yükseltiyorlar. Dolayısıyla tanı konuncaya kadar biraz sık, ilaç verirsek o ilacın cevabını görünceye kadar biraz sık, sık dediğimizde günde iki defa, onun dışında haftada bir iki defa yeter hale getiriyoruz. Peki hangi rakamlar bizi tedirgin etmeli? Şimdi 12-8 diye bildiğimiz iki tane rakam var. İşte onun altı olduğunda ne kadar üstü olduğunda biz bir hekime başvurmalıyız? Hemen bu cümleyi bir bireyselleştirilmiş tansiyon modeliyle lafa başlayarak söyleyeyim. Her kişinin tansiyonu kendine hastır. Ama bu yapılan çalışmalar tüm dünyada çok merkezli, çok uluslu, çok etnik gruplu, böyle yüz binleri içerisine alan çalışmalar sonucunda tansiyonun bizim açımızdan 14-9 ya yani 140'a 90 milimetreye kadar çıkması normal kabul ediyoruz. Ama bazı insanlar vardır ki 14-9 onlarda şiddetli hipertansiyondur. Onları bir kenarıya bırakarak konuşuyoruz. Tansiyon günlük hayatınızın içerisinde 11 ile 14 arasında büyük tansiyon dediğimiz sistolik tansiyonunuz, 7-8 ağırlıklı, arada bir 9'u görebilecek diyastolik veya küçük tansiyon sizin için normal tansiyondur. Hiçbir tansiyon, iki ölçüm aynı olmayacaktır. Çünkü tansiyon sizin bedensel ve ruhsal halinizin an be an aynadaki yansımasıdır. Dolayısıyla siz günün 24 saatinde ister zihinsel hiç bedensel olarak aynı olamayacağınıza göre aynı tansiyon çıkmayacak. Önemli olan 14-9'u geçmemesidir. Hocam bazen de şey derler, doktora gittiğinde kişinin tansiyonun daha yüksek çıktığı yönünde bir algı var. Evde ölçüyor, normal çıkıyor ama doktora gittiğinde yani diğer belirtiler var, farklı belirtiler var. Doktora gittiğinde daha yüksek çıkıyor. Bunun bir nedeni var mı? Var. Hatta o nedenin altında
Gizli çok ciddi alt nedenler var. Buna beyaz önlük sendromu diyoruz tıptaki adıyla. Toplumda görülme ihtimali %25 civarı. Çok ciddi bir rakam. Yani hasta hakikaten evde ölçüyor. Bizde dediğiniz gibi ofislerde veya doktorun yanında hastanede yüksek çıkıyor. Eğer böyle şüphemiz varsa zaten o tip hastalara 24 saat ayaktan otomatik kan basıncı ölçen aletleri takıyoruz ki o diskordansı, o farklılığı ortaya koyalım. Değilse bizim ölçtüğümüz değerlere göre ilaç verirsek zaten evde tansiyonu normale dönen bir hastanın daha düşük tansiyonlara inmesine bu da o hasta için zararlı sonuçlara doğurabilir. Azımsanmayacak bir rakamdır bu beyaz önlük sendromu. Son yıllarda beyaz önlük sendromunun altında da birkaç tane metabolik sendrom diye tansiyonla birlikte bir takım sıkıntıların beraber olduğu hastalık grubu da var. Her bir farklılığı da çok basite indirgemeden bunu iyi bir hekim bu beyaz önlük sendromunu ayırt edebilecek özelliklere sahiptir. Ama hiç de azımsanmayacak bir orandır. %25'lerden bahsediyoruz. Hocam şimdi belki benimki basit bir yaklaşım olacak ama bu beyaz önlük sendromunu ele alırken psikolojik olarak mı değerlendirmek gerekiyor? Küçüklüğümüze inip işte hasta olursan doktora gideceğiz, işte bak iğne yazdıracağız, işte iğne olacaksın gibi gibi böyle korku veren söylemler etkili oluyor mu? Yoksa tabii daha ciddi alt nedenleri var mı? Ya daha ciddi alt nedenler var. Yani sadece o korku değil. Hepimiz birbirimizden farklıyız. İşte son sayımda biliyorsunuz 7,5 milyara vardı nüfusumuz dünyada. 7,5 milyon insanda kendine has genetik kodlamalar var. Kendine has özellikleri var. Gerçekten bazı insanlar işte bir enjeksiyon yapman için 3 kişi zor tutarız. Bazı insan var gelir yatar 10 tane enjeksiyon yapsam veya küçük operasyon yapacağız uyutmayın beni bana bir şey olmaz diyebilecek kadar kendisine hakimdir. Dolayısıyla bu o kişinin genetik kodlarında saklıdır. Ama o küçükten gelen korkutmalar işte bir takım şeyler de bunun üstüne belki bir şemsiye olmuştur etkisi olur. Ama yapacak da bir şey yok. Kişilikler evet. Kolay değişmez. Kişisel olarak ele almak gerekiyor. Şimdi ben telefon numaralarımızı vermeyi unuttum ama bilen izleyicilerimiz soruyorlarmış. Zannediyorum ki atladığımız bir konu. Evet rakamları verdik. Rakamların işte kaç olması gerektiğini söyledik. Tehlikeli eşik hangisi onu söyledik. İzleyicilerimiz der ki tansiyon nasıl ölçülür? Bu konuda da bilgi almak istiyorum. Tam bu noktada telefon numaramızı da hemen hatırlatayım ben. 0224 alan koduyla 331 7075 numaralı telefonlardan izleyicilerimiz bize ulaşarak hocam size sorularını ulaştırabilirler. Ben de size soracağım tabii ki. Şimdi tansiyon nasıl ölçülür cevaplarız. Yineleyeyim tekrar sorumu. Evet tansiyon ölçüm için yakın zamana kadar hep bizim koldan şişirme stetoskopla dinlediğimizi biz gold standart olarak anlatırdık. Diğerleri dijital aletler yeni çıkmıştı. Bileklikler oturmuyordu. Onları fazla önermiyorduk. Ama son 5 yılın içerisinde yapılan bütün çalışmalarda gösterdik ki bu otomatik dijital aletlerin koldan ölçülen, hani bizim brakial dediğimiz kola sıkılarak ölçülenler bizim stetoskopla ölçtüklerimizde aynı sonuçları veriyor. Dolayısıyla taşınabilir olması, kolay olması, kişinin kendi kendini ölçüyor olması, stetoskopla kalp seslerini duyararak ayırt etmek gibi bir zorluğu olmaması nedeniyle şu anda Türkiye Nefroloji Derneği olarak da, Hipertansiyon Derneği olarak da koldan ölçülen brakial aletleri öneriyoruz. Son derece sağ ve sağlıklı, fiyatları çok ucuz. Dolayısıyla da hastaların kendi başlarını ölçebilecekleri bu aletler öbür aletler kadar önemlidir. Nasıl ölçülür? Oturur pozisyonda olacaklar. Yatar pozisyonda ölçmüyoruz. Aleti taktığımız manşon sol meme hizasında olacak. Yani bileşik kaplar teorisine göre kalbin hizasında olacak. İki tansiyon arasında yani ikinci defa ölçmek istiyorsa minimum 2 ile 5 dakika ara verecekler. En büyük yanlış o oluyor. Ölçüyor bir daha ölçüyor. Farklı ölçüyor. Kişiler arasında da geçerli mi bu yoksa aynı kişi iki defa arka arkaya ölçerken mi süre aynı geçecek? Aynı kişinin kolunda ister kendisi ister birisinin yardımıyla ölçülüyorsa bile bir ölçtük tansiyonu 15.9 bulduk şüpheye düştük. Acaba benimki böyle miydi yanlış çıkmalar. İkinci bir ölçümü yapmamız için minimum 2 ile 5 dakika arasında bir boşluk olmalı. Aynı koldan üst üste tansiyonu ölçerseniz giderek tansiyonunuzu yüksek bulmaya başlarsınız. Bu da hastada ikinci bir panik atağı başlatır. Panik atak da tansiyonu yükseltir. Yani lüzumsuz bir kısır döngüye girmiş oluruz. Oturur pozisyonda olacak. 15 dakika eğer herhangi bir eylem yapmışsa bu dışarıdan evde, işte, güçte bir şey 15 dakika dinlenmiş olacak.
Her iki koldan bir kere ölçüyoruz. Hangisi biraz yüksekse o kolu hep ölçüm için kriter kabul ediyoruz. Çoğunlukla aynı çıkar ama 10 milimetreye kadar kollar arasında fark olabilir. Dolayısıyla ölçüm son derece kolaydır. Hiçbir kimseye de ihtiyacınız yoktur. Dijital aletleri de gönül rahatlığıyla öneriyoruz. Şimdi önce yüksek çıkıp sonrasındaki ölçümlerde düşük çıkması ihtimali var mı? Ben yaşadım çünkü hocam bu olayı. Bir gece baş dönmesiyle uyandım. Tansiyonumu kendim ölçmek istedim. Baktım işte 16'ya 9,5 gibi bir rakam çıktı. Tabii korktum ben. Hani öncesinde ailemi bilgilendirmek de istememiştim korkutmama noktasında. Sonra annemi işte uyandırdım. O ölçtüğünde 11'e işte 7 gibi bir rakam çıktı. Normal, acaba yanlış mı ölçtüm ben o sırada? Ya burada olasılıkları alt alta sıralayalım. Bir yanlış ölçtük. Manşonu çok sıktık, gevşek bıraktık, sürtünme katsayısı bıraktık. İki, gerçekten yükseldi tansiyon. İşte uyurken yükselebilir, rüya görürüz, kötü bir rüya görürüz. Bizi gördüğümüz rüyalar günde 4 ile 6 arasındadır ama hiçbirini hatırlamayız. Sadece en son olanı uyanırken. Dolayısıyla kötü bir rüya görürüz, tansiyonumuz yükselmiş olabilir. Tam tersi, tansiyon yükselmeden önce düşmüştür vücutta herhangi bir nedenle. Arkasından vücut onu ani bir reaksiyonla yükseltmeye çalışabilir. Son olarak da işte labil hipertansiyondur. Yani tansiyonunuz zaman zaman yükselecek, zaman zaman normal çıkacaktır. Bu dönem tansiyon hastası değil de tansiyona aday mısınız sorusunun sorulduğu dönemdir. Evet. Bu soruları da bir hekime yöneltirseniz o başlayacak sizin ailenizde var mı, şu var mı, bu var mı? Daha sonra da işte kanda bu tansiyonu ortaya çıkışını kolaylaştıracak risk faktörler var mı? Onları araştıracaklar ve sizin tansiyon hastası olmanızı adaylıkta kalarak engellemeye çalışacaklardır birlikte yapacağınız hareketlerle. Dolayısıyla yanlış da olmuş olabilir, oynak tansiyonunuz vardır, o dönemdedir. Tansiyonunuz çok düştü, anlık ona bir reaksiyondur, ona bağlı yükselmiş. İşte olabilir diye yorumlanabilir. Ve hipertansiyon teşhisi konmadan aslında yapılması gerekenler noktası. Kesinlikle konuşmamız gereken noktalardan bir tanesi. Fakat İstanbul'dan bir izleyici sorusu var. Ümit Bey 40 yaşındaymış. Sürekli bir baş ağrısı yaşıyormuş hocam. Direkt hipertansiyona işaret eder mi? Ne önerirsiniz bu konuda? Tabii. Yani şöyle... Baş ağrısının tıpta böyle rakamlar bazen sevimsizdir ama 100'ün üzerinde nedeni vardır. Ama bizim açımızdan hipertansiyona bağlı baş ağrıları çok önemsediğimiz için niye benzetebilirsiniz? Biz vücutta eğer en ufak bir kitle görürsek bunun aksi ispat edilinceye kadar tümördür bizim için. Bu %1'i tümör çıkmaz ama biz onun %100'ünü tümör gibi kabul edip inceleniriz. Baş ağrısı olan hastamızda da tansiyon ölçüyoruz. Eğer bu tansiyonda oynak tansiyon varsa bir hafta ölçüp ortalamasını alıp bakıyoruz. Çünkü tansiyona bağlıysa tedaviyi erkene çekmek lazım. Bu beyindeki basıncın artması ileride kanama veya pıhtılaşma riskini artırabilir. Felç riskini artırabilir. Onun için önemli. Değilse baş ağrısının onun dışında da çok fazla nedeni var. Mutlak buna bağlıdır demek. Çok zor bir olay. Bir hekime başvurmak, bir uzmana başvurmak en azından çok birkaç gün tansiyonunu önemli. Ölçerse, tansiyona bağlı olmadığı ortaya çıkarsa o zaman nörolojideki arkadaşlarımıza giderek baş ağrısının hani sebepleri konusunda daha detaylı araştırma veya bilgi sahibi olunabilir. Bir önemli soru daha var hocam. Yine İstanbul'dan soruyor Zehra Hanım. 60 yaşındaymış, 68 kiloymuş. Şikayetler var, belirtiler var bu noktada. Holter takılmış konuda. Doğru. Fakat herhangi bir sorun çıkmamış. Ama zaman ilerledikçe 18'e kadar çıktığına şahit olmuş tansiyonun. Hı hı. Ve sonrasında kilo verdiğinde de düşüş gözlenmiş. Şimdi bütün belirtiler olduğunda hipertansiyon olmayabilir mi? Ya da hipertansiyon olsa bile bazen tespit edilmeyebilir mi? O korkusu var izleyicimizin. Çünkü 18'e kadar çıkmış olması gerçekten endişelendirecek bir durum gibi. Doğru. İşte tam da bahsedilen labil hipertansiyon. Yani zaman zaman 18'leri de görmüş. Ama 24 saat ambulatuvar kan basıncı ölçümü, kısaca holter dediğimiz alet takılmış. Orada fazla yüksek bulunmamış. Yani devamlı yüksek değil, arada bir yüksek. Bu tansiyonu aday hasta formatıymış ve erken dönem olduğu için de kişi de şikayetler yapıyor, endişe veriyor, korkutuyor. Bu da doğru. Üçüncü bir doğru daha var. Hastamız kilo vermiş, o yükseklikleri görmüyor. Çünkü belki ileride programın sonuna doğru sorulacaktır. Verilen her bir kilo tansiyonu 1 milimetre civa düşürür. Evet. Siz 10 kilo veriyorsanız bir ilaç kadar kendi kendiniz 10 milimetre civa tansiyonu düşürmüş oluyorsunuz. Yani hasta dolayısıyla kendine bir iyilik yapmış,
klasik bir tansiyon hastası olacağına, tansiyon hastası ilacı kullanacağına şimdi kendisini temize çıkarmış. Çok da güzel olmuş, eline sağlık. Kilo vermek aslında yalnızca fiziksel görüntümüzün hoş olması anlamında değil, pek çok sağlık sorununun da önlenmesi noktasında çok önemli. Hep konuştuğumuz bir konu hocam. Konuşmaya da devam edeceğiz sizinle bu konuyu. Çok güzel gidiyor. Çok güzel yanıtlar veriyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz. Ancak kısa bir reklam arasına gideceğiz şimdi. Sevgili izleyiciler, Olay Sağlık programı kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Olay Sağlık programı kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Hipertansiyonu, yüksek tansiyonu konuşmaya tüm yönleriyle ele almaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Mahmut Yavuz bizimle birlikte dedik. Hocam, ikinci bölüme dilerseniz yine bir izleyici sorusuyla devam edelim. Çok önemli bir soru. Tansiyonum yıllardır yüksek diyor izleyicimiz ama bir şey hissetmiyorum. Vücudum alıştı. Tansiyon bana bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Yapmaz mı gerçekten? Bizim çok sık karşılaştığımız, hekim olarak da çok endişelendiğimiz, korktuğumuz hasta grubudur bu. Tansiyon yükseldikçe eğer üstüne gitmez, araştırmazsanız vücut onunla adaptif mekanizmalar, yani uyum sürecini geliştirir. O başta bahsettiğimiz işte çeşitli bulgular vermez. Ve vermediği için de hasta kendisine zarar vermediğine inanır. Ama bu hastalık alttan alta size zarar vermeye devam ediyordur. Ben bunu bir örnekle söyleyeyim. İşte trafikte her gün yoldasınız. Aynı yolu 10 senedir gidiyorsunuz. Hiç kaza geçirmiyorsunuz. Ama Allah korusun, kaza bir kere geçiriliyor. Dolayısıyla bu tansiyonda 10 yıl bir şey yapmamıştır. Ama 10 dakika içerisinde beyninizde bir hasar yapmayacağını, kalpte bir hasar yapmayacağını, bir böbrek hastalığına sürüklemeyeceğini size göstermez. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Şu anda bizim yakınımızda eğer 10 kişi felç geçiriyor ise 7 tanesinin sebebi kontrol altına alınamamış tansiyondur. Şu anda çevremizde 2 tane kişi kalp krizi geçiriyorsa 1 tanesi şu anda kontrol altına alınmamış tansiyon yüzündendir. Şu anda etrafımızda 4 böbrek yetmezliği hastası oluşuyor ise bunun bir tanesi kontrol altına alınamamış böbrek yetmezliği, işte tansiyon yüksekliğidir. Dolayısıyla şikayeti olmayan tansiyon hastaları bizim için daha tehlikeli olan tansiyon hastasıdır. Anlıyoruz ki kontrol altına almak çok önemli. Dolayısıyla şu soruyu hemen yöneltmek istiyorum. Nasıl kontrol altına alacağız? Hasta belirli şikayetlerle geldi size, belirtilerle geldi. Tanı kondu, teşhis kondu. Tedavi süreci nasıl ilerliyor? Bize bu yakınmalarla başvuran hastada bizim kendi ölçümlerimiz en az 2 kez olmak üzere ya da evdeki ölçümleri 7 güne tamamlamak üzere ya da işte beyaz önlük sendromu olan veya evde ölçüm şansı fazla olmayan veya ölçtükleriyle bizimkinin arasında uyumsuz olup da holter takarak, yani 24 saatlik otomatik aletle tansiyonu ölçerek bir hipertansiyon adını koyduğumuz hastada biz hekimler hemen ikinci bir kademe olarak bunun primer, esansiyel bir hipertansiyon mudur? Yani çoğu soy çeken ailevi özellik ya da sekonder, ikinci nedenleri var mı? İşte böbrek damarı dar mı, kalbinde darlık var mı, zehirli guatrı var mı gibi bir nedenleri hızla araştırıyoruz. Eğer sonuçta bir esansiyel hipertansiyonsa ki %90-95'i bu gruptur. Tedaviye başlamak için önce ikiye ayırıyoruz. Hastayı ciddi bir bilgilendirmeyle beraber bir ilaç dışı nedenler, ilaç dışı yaptırmamız gerekenler, iki ilaçlı tedavi kısmına geçiyoruz. İlaç dışı veya non farmakolojik, tıptaki adıyla öyle hitap ediyoruz. İlaç dışı nedenler ise hastanın genetiğini değiştirme lüksümüz yok. Yaşını değiştirme lüksümüz yok. Yani iki, cinsiyetini değiştirme. Bunun dışında tansiyon etki edebilecek her şeyini değiştirebiliriz. Neyini değiştirebiliriz? Kilosunu değiştirebiliriz. Yağ yüksekliği varsa kolesterol, trigliserit, onları düşürebiliriz. Şeker hastalığı varsa kontrol altına alabiliriz. Kilosu varsa kilosunu verdirebiliriz. Zararlı alışkanlıkları varsa buna sigara gibi, fazla alkol gibi, fazla kafein alışkanlığı gibi onları azaltabiliriz. Yaşam biçimini düzeltebiliriz. Düzenli egzersiz yapmasını önerebiliriz.
verebiliriz hastalara spor yaptırarak. Bunları düzgün yapabilirse bazı hastalarda ilaç kullanımını bile önüne geçiyoruz. Hocam spor yapmak dediniz ya, şimdi tabii ki sözünüzü kesiyorum, çok özür dileyerek devam edeceğiz ama fiziksel aktivite ve spor anında tansiyonum yükselir, spor yapmamalıyım diye bir görüş var. Evet. Ama bu görüşün son derece yanlış olduğu bilimsel kanıtlarıyla ortaya kondu. Spor yapmanın 3 tane bize faydası var. Bir, günlük hayatın içinden çıkış, yani beyninizi resetleme şansını verir. 2, kaloriyi fazla kullanarak kilo vermenizi kolaylaştırır. Bizim açımızdan üçüncü ve en önemli katkısı da periferik kaslara daha fazla kan gideceği için kalbe dönen kan miktarı azalır ve hastanın tansiyonu daha iyi regüle olur. Dolayısıyla stresin artması da tansiyona bir katkı sağlıyor olumlu. Kilo vermesi de olumlu bir katkı sağlıyor. Kan dolaşımını perifere, uçlara taşıyarak yine bize. Onun için de biz ağırlık çalışması hariç, yani halter tipi hariç, yürümek, yüzmek, koşmak, aerobik, jimnastik, meditasyon, yoga, pilates, aklınıza ne gelirse düzenli spor yapmalarını öneriyoruz. Haftada bir gün yapılan sporu hiç sevmiyoruz. En az haftanın 3 günü olacak, düzenli olacak. Eğer yapan hastalar işte kilosu varsa, yağını, tuzunu, alışkanlıklarını düzelttiklerinde bir kısmı hiç ilaç kullanmadan tansiyonunu kontrol altında tutabiliyorlar. İşte ilaç dışı yöntemler mutlaka ki yarar gösterdiği alanlar oluyordur ki böyle bir seçenek gözümüzün önünde. Ama diyelim ki ilaç dışı yöntemler ne yazık ki tedavide bize yardımcı olmadı ve biz medikal tedaviye doğru gidiyoruz. Burada klinik seyir nasıl ilerliyor hocam? İlaç tedavisi başladıktan sonra mesela bu noktada artık bir daha geriye dönüş söz konusu olabiliyor mu? Çünkü hastalığın seyri değiştiğinde, belki de biraz iyileşme başladığında yine toplum olarak böyle bir algı da var. Ne yazık ki ilacı bırakma yöntemine gidiyoruz. Hipertansiyon için de geçerli midir? En çok karşılaştığımız sorun bu sorun. Birazcık toparlayınca, bu bütün hastalıklar için, enfeksiyonlar için de geçerli. 7 gün antibiyotiği, 14 gün antibiyotik kullanmayız. 3. gün bırakırız. Böyle toplumsal bir kabadayı tarafımız var bizim hastalıklara karşı. Zaman zaman ben de yapmışımdır hocam. O yüzden çok kötü hissettim. Tansiyon tedavisi, non farmakolojik, yani ilaç dışı faktörler yerine iyice oturduktan sonra başlanmak zorunda kaldıysa sizinle mezara kadar devam edecektir. Katolik nikahıydı. Boşanma lüksünüz yoktur. Dolayısıyla da çünkü biz tansiyonu normalde tedavi etmiyoruz. Biz şeker hastalığını tedavi etmiyoruz. Bizim yaptığımız ne? Bu değerleri sağlıklı kişilerin değerlerine indirip o hastalığın oluşturacağı yan etkilerden, ölüm riskinden veya komorbid hastalıklardan korumak oluyor. Dolayısıyla biz tansiyonu ömür boyu ilaç vereceğiz ki o zararlı sınırlara çıkmasın diye. Ama toplumda söylediğiniz gibi biraz iyi gidip hasta rahatlayınca ilacı bırakma şanssızlığı oluyor. Bu sefer de rebound etki oluyor. Yani tansiyon sanki bir yükün altından kalkmış, eskisinden daha yükseğe çıkan bir osilasyon hareketine dönüyor. İşte o tehlikeli çıkışlarda az önce bahsettiğimiz beyin kanamaları, kalp krizleri, böbrek hasarlara yol açtığı dönemler olarak bilinir. Onun için ilaçlar bir ömür boyu kullanılacak evlilik gibidir. Tedavi değil, o zaman kontrol altına alma durumu diyebiliriz. Hasta o zaman birlikte yaşamayı öğrenecek. Şimdi ilaçlı tedaviler dışındaki alternatif yöntemlerden de biraz bahsedelim istiyorum. Bir de kendi kendimize doktora gitmeden önce hastalıkları çözmeyi çok seviyoruz. Bu yönde geliştirdiğimiz bazı tedavi yöntemleri var. Mesela tansiyon, hipertansiyon konusunda sık sık aslında gündeme gelen ve doğruluk payını çok merak ettiğimiz iki madde mi diyelim? Limon suyu ve sarımsak. Gerçekten etkili mi hocam? İlaçları bir kenara bırakabilir miyiz bu ikisini kullanıp işte tansiyonumuzu yükselttikten ya da indirdikten sonra? Şimdi sarımsak sorusunu sorunca bazen hastalarımız o kadar çok sarımsak yiyerek geliyor ki muayene ve tansiyon edinceye kadar benim tansiyonum yükseliyor. Şimdi buradaki bahsedilen sarımsak, günlük hayatınızda yemeklerin içerisine 2-3 diş sarımsak koyarsanız hem sedatif etkisi nedeniyle hem antioksidan etkisi nedeniyle bize kısmen faydası vardır. Ama çiğ sarımsağı yiyerek, günde 8 diş sarımsak yiyerek olağanüstü bir fayda bekliyorsanız böyle bir faydamız yok. Limon suyunun da hani sakinleştirici, sedatif ve hafif de diüretik etkisi olduğu için o arada tansiyonun
Bunlar oynak tansiyonlar için, yani ani yükselmeler. Zaten onun için de şimdi dilaltı bir hapımız var. Tüm dünyada kullanıldığı için ismini vermekte de bir sıkıntı olmaz. Kapril 5'i ceplerinde taşıtıyoruz hastalarımıza. Olağanüstü bir şey oldu. Trafikte olabilir, evde olabilir, komşuda ani bir sıkıntı olmuş olabilir. Tansiyon yükselirse diyoruz ki dilinizin altına bir tane kapril koyun. Hani limon bulmakla, sarımsak bulmakla fazla uğraşmayın. Çok fazla isim vermesek iyi olur aslında. Çünkü hani bir hekime başvurmadan belki bu ilacı kullanma yoluna gidebilir izleyicimiz. Yanlış bir yönlendirme yapmamak adına. Yalnız bu ilaç tüm dünyada bir tane. Alternatifi yok. Dilaltı. Bunu da tek kullanım. Yani Amerika'da da bunu veriyoruz. İngiltere'de de. Bu tansiyonun 16-9'un üstüne çıkıp da inmediği dönemlerde uçakta dahil, trende dahil, evde dahil, spor sahasında dahil dilaltı olarak kullanabiliyoruz. O yönüyle söyledik ama pekala, zaten buraya gelinceye kadar bir hekimin ona önerisi mutlaka olması lazım. Evet, son sorum olsun hocam. Şimdi hipertansiyon hastalarına artık dedik ki teşhis tanı kondu ve bir sürece girdik. Özel hayatlarında nasıl davranmaları gerektiği yönünde neler söylemek istersiniz? Böyle son artık 1,5-2 dakikamız, onu da hatırlatmak isterim. Hemen toparlayalım, çok rica edeceğim. Eğer hayatta ananızı ve babanızı seçme hakkınız yoksa oradan kalanları da reddetme lüksünüz yok. Çünkü tansiyonu %90-95'i esansiyel tansiyon dediğimiz. Dolayısıyla bununla yaşarken de az önce bahsettiğimiz gibi fazla kilonuz varsa kiloyu azaltma yöntemi, kanınızda tuz alışkanlığınız fazlaysa onu mutlaka geriye doğru çekmeniz, zararlı alışkanlıklar varsa bunları azaltmanız. Bunlar sizin ilaç dışı faktörleriniz. 2. İlacı düzgün kullanacağız. Bağımlılık yapıyor mu sorusu da geliyor mesela. Hiçbir ilaçların ilacımız bağımlılık yönde yapmaz, bunu bilsinler. Bir de şöyle bir yanlış anlayış var. İşte ben bu ilacı 3 yıldır kullanıyorum. İyi güzel ama hani değiştirsek mi? Hiçbir anlamı yok. Sizin tansiyonunuz bizim normal kabul ettiğimiz değerler içerisinde tutan ilaç sizin için en iyi ilaçtır. Nereye kadar? Düzen bozuluncaya kadar. Düzen ne zaman bozulur? Sizin katkı payınız azalır veya çoğalırsa. Zaman içinde ilaçların ismi değişebilir, son cümleler. Yine dozları artırabilir. İkili, üçlü ilaç kombinasyonlar olabilir. Ama ilaç hayatınızda hep bir parça olacak. Kişiliği değiştirebilir miyiz? Biraz zor. Değiştirenlere Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş diyorlar. Biz o kadar nefsimizi fazla değiştiremeyeceğimize göre ama biraz da rehabilite etmesini becermek lazım. Bu tansiyon hastaları için de son önerilerim olsun. Yani biraz gevşemeleri lazım. Evet, Profesör Doktor Sayın Mahmut Yavuz, çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza ben konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok değerli bilgiler aktardınız. Zaten programlarımızın devamı gelecek. Bu konuda da izleyicilerimizi bilgilendirmiş olalım. İyi yayınlar tekrar diliyorum. Ben ediyoruz de teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Olay Sağlık programını bugünlük de noktalıyoruz. Yarın yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.